varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde, Nalcı Baba derler biri varmış. Helal süt emmiş, harama göz açıp bakmazmış. Rızkını çıkarmak için dükkanında bekler, alnının teriyle kazanıp kıt kanaat geçinir gidermiş. Nalcı Baba'nın bu dünyada dikili bir ağacı yokmuş ama boylu poslu, fidan gibi 3 oğlu varmış. Ortanca ve büyük oğlanlar içten pazarlıklı, miskin mi miskinmişler de mıstık denen küçük oğul cin fikir biriymiş. Yalnız ne demişler, bu dünyaya gelen geçer, konan göçer. Gün gelmiş, Nalcı Baba ölmüş. Ölmüş ki geriye nal takımlarından başka bir şey komamış. Oğulları bu işten hiç mi hiç anlamazlarmış. İşte hazıra konmanın sonu. Bereket ki mıstığın cin fikirliği işe yaramış. Ölenle ölünmez. Burada durmakla da karnımız doymaz. Gelin kısmetimizi başka yerde arayalım demiş ve yollara düşmüşler. Mıstık önde, ağları arkada, gitmişler de gitmişler. Gelin bakalım nereye varmış, neler etmişler. Soğan ne büyük nimetmiş de haberimiz yokmuş. Aç kalmaya gör ağam. Yesek şu kupkuru buğdaylar bile hoş gelir bize. Ağalarım, bu ekinler tırpan istiyor, istemesine de sahibinin gücü mü yetmedi bilinmez, öylece bırakıp gitmiş. Şu güzelim buğdaylar da kurda kuşa yem olacağına, hadi gelin de üçümüz üç elden biçelim, ne dersiniz? Peki sonra ne yapacağız biçtiğimiz buğdayları? Dedim ya ağam, açız nasıl olsa, kıtır kıtır yeriz işte atlar gibi. Aman ağlarım öyle demeyin. Ne demiş atalarımız? İyilik yap da denize at. Balık bilmezse halik bilir. Yani? Yani diyorum ki bu ekin babamız gibi helal süt emmiş birininse gelir emeğimizin karşılığını verir bizlere. Küçük teker önde gidermiş. Mıstığın sözüne uyalım kardeşim. Hadi kalk bakalım. Ben gidip şu tarlaya bakayım. Orada konaklayanlar olmuşsa belki birini sana gönderirim. Çok iyi olur. Yalnız bir şeyler yazıp eline ver de yanlış iş yapmayalım.
Olur, yalnız kızlara göz kulak ol da aman elimizden kaçırmayalım. Tamam tamam, tasalanma sen. İnsanoğulları, korkmayın. Benden size bir zarar gelmez. Üstelik beni öyle bir sevindirdiniz ki. Sizi sevindirdik mi? Ama nasıl? Bunca yıllık ömrümde dağlar aştım, akıl almaz işler yaptım. Ama doğrusu şu tarla belimi büktü. Biçmeye başladım, beceremedim. Sizden önce başkaları denedi, yapamayıp kaçtılar. Birileri gelse de beni şu dertten kurtarsa diye beklemeye başlamıştım ki siz geldiniz ve işte bu işi başarıyorsunuz. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim? Dev baba, insan dediğin kara gün dostudur. Sizin bu güler yüzünüz, tatlı diliniz yeter bize. Hakkımız varsa hepsi helal olsun. Vah oğul vah, beni bu dertten kurtardınız ya. Bütün varım yoğum feda olsun size. Dev diye adımız çıkmış bir kere. İnsanlıktan fazla nasibimiz yok. Ama az buçuk usul erken bilirim. İşte şu dağın arkasında evim, evimin önünde besili bir kuzum, kuzunun başında da üç kızım var. Allah bu kızlardan hangisini hanginize yazdıysa yolunuza toprak olup serilsinler. Ama önce şu kuzuyu ağız tadıyla bir yiyelim de gerisi kolay. Evet, hadi bakalım küçük, en uygunu sensin. Yeah. Dağın arka yamacına gidip bizim eve uğra. Ve şu kağıdı karıma ver. O sözünü ettiğim kuzuyu kızartıp sana versin. Al getir de afiyetle yiyelim. Siz oturup dinlenin de biz biçmeye devam edelim isterseniz. İyi olur gençler, iyi olur. Siz bitirene kadar kuzu da gelir zaten. Bu dev çok cana yakın konuştu ama yine de işin içinde bir iş var gibi. Hele şu kağıda bir göz atayım bakalım, çözebilecek miyim? Kara Hatun, sana bir insan kuzusu gönderiyorum. Vakit saat deme, sakın ola çiğ çiğ yeme. Şişe tak dönder, kızartıp gönder. Demek öyle, sana öyle bir oyun edeyim ki dünyanın kaç bucak olduğunu anla bakalım. Ne dersin ha? Bu deve güvenilir mi? Öyle güzel sözler etti ki. Hem mıstık ne cin fikirlidir bilirsin. Ne yapar eder, işini yoluna koyar. Peki ya mıstık buraya dönmezse? Yok canım, olmaz öyle şey. Belli mi olur? Bakarsın devin sözünü ettiği o kızlarla buluşur, sonra da bizi unutur. Dey baba, işimiz acele. Akşama kadar ekinin biçilmesi lazım dedi. Yani şimdi ekin biçiliyor öyle mi? Tabii dev hanım. Abilerim öyle biçiyorlar ki. Ellerime bir bakın, ben bile biçtim. Ve dev baba hemen şu kuzuyu kesip kızartmanızı ve yollamanızı söyledi. Peki, seni gözüm tuttu çocuk.
Şey Devana, çok çalıştım ve çok yoruldum. Şu ellerimin haline bir bakın, biraz dinlenebilir miyim? Şöyle otur dinlen de ben de şu kuzuyu yan tarafta kesip kızartayım. Uh-huh.